Jay mi? Bir daha asla o ismi duymak istemiyorum. Tanrı aşkına lütfen gerçeği bir dinler misin? Ah, gerçeği mi? Aa evet, lütfen bana gerçeği anlat. Gerçek olan Jay'ın seni seviyor olduğu. Sophie, Jay acı çekiyor. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bana bir iyilik yapar mısın? Beni ona götürebilir misin? Tabii ki. Alo. Hala bana karşı öfkeli misin? Umarım bu öfke anında evlenmemişsindir. Evet. Evleneceğim. Ondan önce buluşmalıyız. Gel o zaman. Marite'de beraber yemek yeriz. Tamam. Orada olacağım. Çok garip. Bana ne oldu bilmiyorum. Hastalarıma yanlış tedavi uygulamışım. Birisi ellerimde ölecekti. Ve biliyor musun? Bunun sorumlusu sensin. Ben mi? Evet. Çünkü seninle tanıştığımdan beri hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bir şey söyleyeyim mi? Gözlerin. Beni kendine çekmişti. Ama içlerinde garip bir hüzün var. Ve onlara bir damla mutluluk verebilmek için her şeyi yaparım. Ve bu da seni iyice karşı konulamaz yapar. Çenem çok düştü değil mi? Engel olamıyorum. Çocukluğumdan beri konuşacak kimsem olmadı. Hep dinleyici oldum. Merhaba. Gelsene. Gel. Merhaba. Sophie, bu Gayatri. Doktor Gayatri Pandey. Jay'nin annesine bakıyor. Bu Sophie. Benim arkadaşım. Merhaba. Menü bayan. Teşekkür ederim. İçecek bir şey ister misiniz? Bir bira alayım. Tamam. Sophie? Ben bir şey almayayım. Bir şeyler istesene. Hayır, gerçekten teşekkür ederim. Bir şey önerebilir misiniz? Neden şunu denemiyorsunuz? Sos karışımı üzerindeki bitkilerle şahane bir lezzet olur. Bence onu deneyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada Gavram, neden nişana gelmedin? Davet edilmemiştim. Aileden olanların davetiye ihtiyacı yok ki. Yine de seni düğünüme davet ediyorum, tamam mı? Gelmemezlik etme. Özür dilerim. Lütfen onu da getir. Ona da davetiye yazıyorum. Lütfen düğünümüze gelin. Teşekkür ederim. Bana kalan tek şey bu mu? Düğününe davet mi? Neden ben? Neden? Benim yanımda sessizdi. Tek yapmak istediğim... Ona dokunmaktı. Bu nasıl bir acı?
Beni sevdiğini biliyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ah, üzülme hayatım. Zamandır mı bekliyorsun? Oldukça. Bir şey söylemeye mi geldin? Kapına kadar geldim ama zili çalacak cesareti bulamadım. Zil çalmak yok. Ne söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Anlamaya çalışma. İçinden ne geliyorsa söyle. İstediğim şeyleri söyleyecek kelimeleri bulamıyorum. Belki de gösteremiyorum. Eğer söylemeye cesaret edersem dinleyebilir misin bilmiyorum. Bir dene, belki dinlerim ve hatta anlayabilirim. Sophie ve Jay'i birbirlerini seviyor. Evleneceklerdi. Bunun haberi annesine kalp krizi geçirdi. Ve şimdi bir evlat annesinin hayatını kurtaran kişiye bedelini ödeyebilmek için... Mutluluğunu kurban ediyor. Ne olacağına karar verecek olan sensin. Beni hiçbir zaman affetmeyebilirsin. Üzgünüm.